geldiğimiz noktada özellikle inşaat ve taahhüt sektöründe kamuya hizmet üreten firmaların karşılaştığı durumu izah etmekte güçlük çekiyoruz. Bu nedenle kamuya hizmet üreten, kamu mal ve hizmet alım işini yapan, kamunun inşaat işlerini üstlenen firmalarımızın ciddi boyutta sıkıntılar yaşadığını ve neredeyse iflasın eşiğine geldiği gerçeğini bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. En büyük sektörlerinden biridir taahhüt ve inşaat sektörü. Dolayısıyla kendisiyle beraber neredeyse 160 alanı, 160 sektörü doğrudan etkileyen, en büyük istihdam alanı yaratan bir sektörden bahsediyoruz. Bizim ilimizin böyle bir gerçekliği var ve bundan en çok o firmalarımız etkileniyor. Bizim Ticaret Sanayi Odası'nın da 19 meslek grubu içerisinde en fazla faaliyet gösteren firmaların 4. meslek grubunda olduğu gerçeğini de göz önüne aldığımızda onların talepleri ve yaşadıkları sıkıntılarına kayıtsız kalmamızın söz konusu olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Onları iflasın eşiğinden salt o fiyat farkıyla kurtarmanın mümkün olmadığını ifade etmek istiyoruz. Biz yaklaşık yine 5-6 aydan bu yana artık fiyat farkıyla bu sektörün ayakta kalamayacağını, artan maliyetler karşısında fiyat farkına da etkin bir fiyat farkı uygulamasına duyduğumuz ihtiyacı hem kamuoyuna hem hükümetimize, ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde dillendirdik, dinlendirmeye de devam edeceğiz. Buradaki katılımcılar da mevcut durumlarını, biz hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla gemiyi yüzdürmenin tek taraflı olamayacağı gerçeğini biliyoruz. Mutlaka diğer sektörler de etkileniyor ama bizim kent gerçekliğimiz inşaat ve taahhüt sektörünün sahip olduğu potansiyel itibariyle önem arz ediyor. Bu ülkenin binalarını inşa eden, bir sürü istihdam sağlayan bir sektörün temsilcileriyiz. Geçen yıl örneğin şimdi alüminyum, aslında biz birçok malzemeyi de tedarik edemiyoruz. Yani bulamıyoruz, malzeme yok. Ya da 6 ay mesela 6 ve 7 ay süreyle bize fabrikalar süre veriyor. Şimdi 7 ve 8 ay hatta 6 ay zarfında aldığı süre içerisinde devletin sana verdiği süre de onun yanında atıl kalmıyor. Onun için mesela geçen sene bu tarihte 2021'de alüminyumun tonu 28 binken bu yıl dünen aldığım fiyat 105 bin. Demirin tonu geçen sene bu sürede 6800 lira iken dün itibariyle 16 bin. Bu da %200'e tekabül eden bir rakamdır. Mesela cam. Biz şu an cam bulamıyoruz. Türkiye'de şişe cam şu an ihracat olsun anlamında dünyaya ihraç ediliyor. Ama iç piyasada gerçekten biz camın 6 ay ve 7 ay zarfında bile olsa biz paramızla nakitse çekler artık geçerli değildir. Nakit olarak da biz bulamıyoruz. Cam mesela geçen sene Loe camın metrekaresi 115 lirayken bu sene fiyatı 325 bin lira. %300. 350 farkı vardır. Mesela beton, ben geçen sene betonun metre küpü 235 bin lirada kullandım. Dün aldığım fiyat 780 bin lira. Mesela hepiniz çok iyi biliyorsunuz seramik. Geçen sene metrekaresi bu tarihte 40 binken bugün 180 bin lira. Şimdi hal böyle iken geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamasıyla bir kararnama hazırlandı. Bizler şuna sevindik, dedik ki en azından bizi tatmin edebilecek ve de zararın neresinden dönerse kârdır anlayışıyla biz dedik ki yani tatmin eder bir şeyler olur, en azından zarar edeceğiz ama ülkemizde gerçeklikleri vardır. Az zararla biz işlerimizi kapatırız diye biz o düşüncedeydik. Maalesef dağ fare doğurdu diyebiliriz. Ama gelinen noktada açık söylüyorum, çok üzülüyorum. Biz iflas ediyoruz. Biz iflas ediyoruz. Biz iflas ediyoruz.
Bundan daha kötüsü yoktur. Eğer bizler bu sektör iflas ederse Türkiye'de birçok sektör bununla birlikte iflas edecektir. Beşli çeteden bahsediyorlar. Biz o beşli çeteden değiliz. Ama bir tanesi, biz %30, %25 kırarak çoluk çocuğumuzu, onurumuzu, hasiyetimizle iş yapan insanlarız. Ama hiçbir muhalefet partinin lideri, Sayın Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere, beşli çete söylemin dışında bu sektörün bu kadar sorunları vardır bir güne bir gün değinmemiştir. Acıdır. Ama gerçektir. Geçen hafta diyelim ki bir arkadaşımız bir iş almış olmuş olsa bugün %30, %40 geçen haftanın bu haftaya bir fark var. Yani beton fiyatı 3-4 ay önce 350 TL iken bugün 700-720 lira, o da sabit bir fiyat verilmiyor. Akabinde diyor ki ne zaman ödeme yaptınsa o zamanki fiyat geçerlidir. Bu gerçekten müteahhit arkadaşlarımızı, yapsat arkadaşlarımızı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Faydalandırmamız lazım. Bu anlamda benim görüşüm bir an önce bu ithal ihracat kapılarını bu mevzuata uygun şekilde açılmalı. Buradaki insanların istihdamına yönelik bir çözüm getirmemiz lazım. Bunu biz gerçi istedik, üzerinde çalışacaklarını söylediler bakanlıkta. Tabii oradaki bürokratların buraya bakış açısı önemli. Buraya sağa inmeleri, sağda görmeleri lazım. Biz gerçekten işsizlik oranında Türkiye'nin 3 katı fazla işsizimiz var. Genç nüfusumuz da çok yüksek oranda, Türkiye'deki 5'te. Bu kadar genç nüfus, bu kadar işsiz bir nüfusu bir arada eğer pozitif kanalize etmezsek her kötü şeyin arka bahçesi olabilir bu gençler. Bir önce bu sektörleri aratmalıyız. Bu sektörlere mutlaka bir çözüm önerisi getirmeliyiz. Hükümetten ve Cumhurbaşkanımızdan bu anlamda bu bölgeye has olarak destek almalıyız. Çünkü biz çok uzaklardayız. En yüksek kirayı biz ödüyoruz. En turizm olarak da gezmek için de gitmek için de mecburi gidiş gelişler için en büyük yol parasını biz ödüyoruz. Bu anlamda da biz çok hem halk fakirdir hem de gayri safi hasada en son sıralarda olduğumuz için bizim bu anlamda kesinlikle bölgesel bir ayrıcalık almamız lazım. Fiyat farkının farkı bir süre sonra bu istikrar sağlanmasa fiyat farkının farkı gibi bir tartışma olacak. Tekerlemelerden sektörü kurtarmamız gerekiyor.